Efendim, müstakbel gelinle damadı çağırın. Çünkü uğurlu vakit başlamak üzere. Tabii. Neden suratın asık senin? Tören içine otursana. Neden bekliyorsun? Hayır baba. Ne? Ne hayır? Baba, sen her zaman bana ilişkiler gerçekler üstüne kurulur demiştin. Evet, Baba, onlar bana güvenmiyor. Farklı hayatlarım olduğunu düşünüyorum. Neler saçmalıyorsun? Aklını mı kaçırdın sen? Baba, bana evi göstermediler. Beni sorguya çektiler. Biri o iyi biri, biri değil demiş. Şımarıkmışım, ikiyüzlüymüşüm. Baba, bunlar hala bana güvenmiyorlar. Lütfen. Lütfen güven bana. Bence bu nişan böyle olmaz. Baba, senden çok özür dilerim. Ama ben bunu istemiyorum. Çekar, Lakşi'ye ne diyor? Gerçekten ona bunları mı dedin sen? Sana bir şey sordum oğlum. Cevap ver bana. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Evet. Lakşi'ye bunları söyledim. Şekar, umarım Lakşan'ın karakterini değil benim yetiştirmemi sorguladığınızın farkındasınızdır. Bay Maheshwari, lütfen beni yanlış anlamayın. Burada kızımın hayatı söz konusu. Biz onun hayatıyla oyun oynayamayız. Yeter baba. Büyüklerin benim yüzümden kavga etmelerini istemem. Düşünülenler doğru olmasa da bu şüphe hayat boyu bitmez. Bu şüphe yarın Ragini'nin de aklına düşecek. Ve düğünden sonra hayatın gerçekten mahvolur. Bu yüzden burada bitirsek çok daha iyi. Lakşi! İki büyük konuşurken sen araya girme. Anladın mı? Sessizce dur. Tamam baba. Bence bu iş tamam. Artık bu nişan olmaz. Ayşe Kar, oğlumla ilgili kimin kötü konuştuğunu bana söylemelisiniz, tamam mı? Söyleyin. Bunu bilmek istiyoruz. Bir telefon aldık. Bunları bize o kişi anlattı. Kim aradı peki? Kimin aradığının bir önemi yok Bay Maheshwari. Önemli olan doğruyu bilmek. Burada sadece sizin kızınız değil, bizim de ailemizin şerefi söz konusu, bunu unutmayın. Bu yüzden kimin aradığını söylemeniz gerekiyor. Abim doğru söylüyor. Size bu yanlış bilgileri veren, mahallemizden bizi kıskanan ve iki ailenin birleşmesini istemeyen biri de olabilir. Belki öyle biri arayıp bunları söylemiştir. Olamaz mı?
Söyleyin Bay Şekar. Kim telefon etti? Konuşsana oğlum. Kimin aradığını söyle. Benim annem. Şekar amcayı benim annem aradı. Şarmi. Şarmi aç şu kapıyı. Neden beni buraya kilitledin? Hayır anne. Kapıyı açamam. Çünkü seni bırakırsam her şey mahvolur. Senin için Ragini'nin hayatı çok önemli. Kızını düşünmüyorsun. Bak Şarmi, düşün biraz. Gerçekler yanlış bir şekilde karşına çıkarsa ne olacak peki? O zaman ne yapacaksın? Düşünsene. Sen ne cüretle benim evime gelip torunumun nişanını bozarsın? Terbiye, ahlak. Hepsini mi kaybettin? Ailemizden intikam almak için yeni bir yol bulmuş. Biraz utanman olsun senin. Biraz utanman olsun. Sen de bir kızsın. Ya biri de senin nişanında aynı pis oyunu oynarsa ha? Teyze, bir kerecik olsun beni dinleyin. Sonrasında bana istediğinizi yapabilirsiniz. Buraya intikam almak için gelmedim. Ragini'nin nişanında sorun yaratmaya da gelmedim. Sadece Lucky ile ilgili gerçekleri söylemeye geldim. Lucky mi? Lucky kim? Burada Lucky yok. Lucky o! Onun adı Lakşya'dır. Sizin karşınızda olabilir ama dışarıda Lucky olarak tanınıyorum. Evde terbiyeli Lakşya, dışarıda avare Lucky. Evet, Bay Lakşya ya da Lucky. Burada gayet terbiyeli bir çocuk gibi duruyorsun. Babana gerçekleri söylemedin mi? Baba, bu kız yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun, ben değil. Annem bana yalan söylememeyi öğretti. Dışarıda neysem ailemin önünde de aynıyım. Ben senin gibi evde Lakşya, dışarıda Lucky değilim bir kere. Senin gibi farklı hayatlar yaşamaya gerek duymuyorum ben. Buna mecbur musun yoksa böyle mi yetiştirildin bilmiyorum ama... Ben kendi aileme asla yalan söylememeyi öğrendim. Bana bak! Amca, eğer bana inanmıyorsanız o zaman arkadaşını arayıp ona sorabilirsiniz. O size gerçeği söyler. Onun adı Omi. Değil mi? Lakşya. Telefonunu ver. Baba ne yapıyorsun? Boş versene. Buna gerek yok. Bizim Lakşya'ya güvenimiz var. Benim öfkem bu kızın söylediklerine değil, oğlumun konu olmasına. Bu olanlar yüzünden bugün bu nişana devam edemeyeceğim. Ama gitmeden önce düzgün yetiştirdiğimizi kanıtlamak istiyorum.
Lakşe. Arkadaşına telefonu. Hoparlörü aç, dinleyeceğim. Evet, söyle Lucky. Alo Omi, yani Omkar, bugün neredesin sen, gelmedin? Lucky, sen delirdin mi? Lütfen, sıkıcı nişanına gelemem ben. Sen buna katılabilirsin. Sabah 3'te biten partiden sonra nişanına gidebildin. Bir de sana üzüldüğümüzden sarhoş olmuştuk. Bize acımalısın. Bak abi, üzgünüm. Sen o suratsız babanın lafını dinle ve nişanlan, tamam mı? Teyze, annem kuyumcuda bir ders almıştı. Parlayan her şey altın değildir. Aynı şekilde ben de bir ders aldım. Terbiye üstündeki giysilerle olmaz. Bu çocuğun doti giymesi onu terbiyeli, benim kotum da beni terbiyesiz ve utanmaz yapmaz. Benim fikrim neyse zikrim de odur ve herkesin önünde aynıdır. Onun gibi farklı hayatlar yaşamam. Buradaki düşmanlık anneannemle sizin aranızda. Ama benim yaptıklarım sadece Ragini'nin hayatını kurtarmak içindi. Nişanını berbat etmek için yapmadım. Ben artık diyeceğimi dedim. Gerisi size kalmış. Ben ne evinizin durumunu değiştirebilirim, ne de düşünceleriniz. Ragini dur! Lütfen beni dinle! Size gerçekleri anlattım. Vereceğiniz karar artık size kalmış. Hoşça kalın.